Müsait miydiniz? Tabii, gel lütfen Aslı'cığım. Ben de internetten bilet alıyordum. Sezon açıldığından beri tek bir oyuna gidemedim. Ne kadar şanslısınız. Ben hayatımda daha hiç oyuna gitmedim desem. Neden? İzmir'de çok güzel oyunlar oynanıyor diye biliyorum. Ya bizim olduğumuz yer Urla çok küçük bir yer. Benim de çok dışarı çıkma fırsatım olmadı. Ben dersten önce bir notunuz var mı diye sormaya gelmiştim aslında. Ha, iyi yaptın. Ben de sana küçük bir liste hazırlamıştım. Al bakalım, yeni araştırma notları. Ben de çıkmalıyım artık. Babalar bekletmeye gelmez. Babanız okula mı geliyor? Ne güzel. Keşke benim de babam gelebilseydi. Yani ben tanışmayı çok isterdim. Babam zaten bu okulda aslında, tanıyorsun. Profesör Orhan Esin. Aşk olsun, ben biliyorsundur diye düşünmüştüm. İnanmıyorum tabii ya. Kerem Esin, Orhan Esin. Orhan Hoca o zamansın. Evet. Ama okulda gayet resmiyiz. Sağ olsun disiplinsizlikten pek hoşlanmaz. Ben fazla bekletmeyeyim. Bu arada evden izin al istersen. Hatta ben de arayabilirim. Akşam biraz işimiz var. Yok, ben hallederim. Annem zaten size çok güveniyor. Tamam yani. Harika. Böyle apar topar sordum ama Deniz'le falan bir planınız yoktu değil mi? Yok. O bu aralar planlarını benden bağımsız olarak yapıyor. Sorun değil. Güzel. Akşama burada görüşürüz o zaman. Sana iyi dersler. Sağ olun. Kerem Hocam. Gece vardiyasından da babanıza bir türlü teşekkür edemedik vallahi. Bizim hanıma yazdığı ilaçlardan yatıp kalkıp durmadan dua ediyoruz. O ilaçlarını bir üç ay devam etsin, sonra gene gelsin. Ben selamınızı babama iletirim. Sen ne dersin o olsun hocam. Yemek almaya gidiyorsanız bir koşul alıp geleyim. Çok çalışsın, kıyamıyorum sana. Yok, bu akşam paydos Cemil Bey, sağ ol. Bir öğrencimle tiyatroya gideceğiz. Kendisi çok çalışkan bir kız. Benim gibi o da biraz dinlenmeyi hak ediyor. Hah, kendisi de geldi zaten. Neyse, size hayırlı akşamlar hocam. Sağlıcak. Hocam, nereye? Yani çalışmıyor muyuz? Çalışacağız tabii ama okulda değil. Sen izin alabildin mi? Aldım da ya ben şimdi merak ettim. Nereye gidiyoruz? Bugünkü dersimiz sosyal sorumluluk Aslı'cığım. Önden buyurun lütfen. Yapıyorsun bakalım sevgilim. Söyle o Kerem hocana, seni çok fazla yormuşsun. Şimdiden çok özledim. Öpüyorum. Ya hocam inanamıyorum size. Ben şimdi hangi makaleleri çalışacağız diye tam düşünürken siz kalktınız beni bir tiyatroya getirdiniz. Hiç oyun izlemeyen doktor olur mu? Doğru Aslı, yani ben o konuda biraz geç bile kaldım. Tiyatro insanı anlatır. İnsan sevmeyen birisinin de bizim işimizi yapması mümkün değil. Birkaç dakika daha vaktimiz var aslında. İstersen evi arayıp haber ver. Sonra acil bir şey olursa falan merak etmesinler. Yok sanmam. Yani çalışacağız diye biliyorlar. Onlar da rahatsız etmezler herhalde. Hadi girelim o zaman. Niye kapalı ki bunun telefonu? Demek ki Kerem Hoca çalıştırırken açtırmıyor. Uyuz herif.
çalışmasıymış bu kadar ya. Kime baktın sen genç? Kerem Bey'e bakmıştım. Kız arkadaşımla çalışacaklardı bu akşam. Bayağı geç oldu, merak ettim. Kerem Beyler çok oldu çıkalı. Ne? Yani okulda değiller mi? Yok. Tiyatroya gittiler akşam üzeri. Yanında da genç bir kız vardı. Neydi adı? Aslı. O mu kız arkadaşın? Ya size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. İstanbul'a geldiğimden beri geçirdim en güzel akşamdı diyebilirim. Bak işte bu iyi haber. Demek ki bu ilk ve son olmayacak. Yani tiyatro ateşi seni de sardı artık. Yani sardı sarmasına da Deniz de keşke burada olabilseydi. Onun bu an paylaşmasını çok isterdim. Ne zamandır berabersiniz? Buna cevap vermek çok güç. Yani kendim bildim bileli o hep vardı. Tekrar teşekkür ederim. Asıl kendine teşekkür etmeniz. Gerçek bir doktor olmak için tüm sınavları teker teker aşıyoruz. Aramıza hoş geldin. İyi geceler. İyi geceler. Bunu bize nasıl yaparsın Aslı ya? Nasıl?